Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Bir tane 350 ile beraberiz. 2000 model bir 350 ve çok özel bir 350. İçerisinde de komple hikayesini anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi Turismo yazıyor. Avrupa'ya ihraç ismiyle Turismo. Ama Türkiye'deki ismiyle O350. Bunun önceki kasa O340'da hatırlarsınız. 10-10 gidiyor zaten. Mercedes'in huyudur bu. 10-10 götürüyor arkadaşlar. Ondan da dışarıdan bir başlayıp arabanın genel görünümü hakkında bilgi vermek istedim sizlere. Alçak kasa zaten 403'ün alçaltılmış hali. Şimdi gelin hemen yolculuğa geçelim ve aracın hikayesini hep beraber bir dinleyelim. Türkiye piyasasında O350 Avrupa'da da turizm olarak giden bir otobüsün içerisindeyiz. Türkiye'de şu an bu araçtan sayılı var. Alçak kasa bir araç. 403'ün daha da alçaltılmış hali. Şimdi bu araçlardan çok az sayıda var dedik. Ben bu aracın öncelikle Türkiye'deki kalan bu aracın ve diğer araçların hikayesinden kısaca bir bahsedeyim. 350 kasa yani Turismo kasa dışarıdaki ismiyle normalde ihraç olarak üretiliyor. Yurt dışına ihraç etmek için üretiliyor. Ve 2000 yılında, bu araç 2000 model, 2000 yılında 20 adet ihraç fazlası ülkemizde kalıyor. O zamanki turizm firmasının öncülerinden bir tanesi Vascotur bu araçların hepsini satın alıyor. Bir süre kullanıyor bu araçları da. Bu da dahilinde, bu araç da dahil. Bir süre kullanıyor ve ardından bu araçlar satışa çıkarılıyor Vascotur'un kapanmasıyla. Vascotur kapandıktan sonrasında Ödemiş'te bulunan Osman Günay abimiz bu 20 araçtan 2 tanesini satın alıyor ve kullanıyor. Bu araçta o 2 araçtan bir tanesi. Diğer araç nerede? O da bilmiyor. Biz kendisine sorduk, o da bilmiyor ama şu anda bu araç burada bizimle beraber. Şu anki aracı Orhan abi de Osman abiden alıyor. Orhan Önal abimiz. Şu an araç ona ait. Kendisine buradan teşekkür ederiz bize bu aracı verdiği için. Onların vesilesiyle biz bu aracı kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ihraç fazlası olduğu için tabii ki biraz farklı donanımlar ve biraz farklı özellikler var. En bariz özellik alçak, bir kere Avrupa'da veya işte Avrupa'da biliyorsunuz alçak arabalar tercih ediliyor. Şimdi 350'nin üretim hikayesi de şöyle. İlk üretilen 350 Almanya'dan geliyor. Model olarak geliyor Türkiye'ye daha doğrusu. Mercedes-Benz Türk'te o araca bakarak hani parçalarını biraz daha maliyetini kısarak 350'yi çıkarıyor. 2000 yılına kadar yoğun bir şekilde üretiliyor. 2000'den sonra biraz daha böyle üretimi kısalıyor. Tabii ki normal 403 ile beraber bu da makyajlanıyor. 403'ün görüntüsünün sadece alçaltılmış hali, ufak tefek detaylar var. Şu an içinde bulunduğumuz araba V6 ama 2000 öncesinde istiyoruz olarak V8 motoru da kullanılabiliyor. Euro motora geçiyor zaten biliyorsunuz 2000'den sonra. Onun dışında 2000'den sonra az daha az üretilmeye başlıyor. Zaten 2005, 2006, 2007, 2007'de 350'nin üretimi son buluyor. 350 2007'ye kadar üretiliyor. Ondan sonra son buluyor. Hatta 2007 model 403 mi olur gibisinden bazı sorular sorabiliyor insanlar. Aslında onlar 403 değil. 350. Türkiye'de 350, Avrupa'da turizma olarak geçiyor. Arabanın gidişi gayet güzel. Yan tarafta da abim kullanıyor. Belçika videosunu izleyenler belki vardır. Belçika'da bir Volvo kullanmıştık. Orada da onu kullanmıştı. Volvo'nun bu. Mercedes'çiler duymasın ama Volvo. Neyini beğendin bu Volvo'nun? Hocam çıkarmam. Neyini beğendin mesela Volvo'nun? Neyini beğendim, ne farkı var? Bir kere onun kullanımı çok daha rahat. Ama sebebi güncel bir araç. Tabii ki. Yaş farkı var. Hani yaş farkına nazaran ama verdiği his, verdiği keyif olarak 403 daha iyi tabii ki. Abim de normalde şoför ama kendisi kamyoncudur, otobüsçü değildir. Şimdi kamyona çok fazla, ki otobüse çok fazla bilmiyor. Az çok biniyor. Peki bu otobüsü arka planda verdiği ventil sesi nasıl gaza getiriyor mu seni de? Valla transite ventil takasım geldi şu an.
O kadar. Hafif geliyor bir de, böyle bir tatlı aynen geliyor. Hani böyle açtırıyorlar bazıları ya, çok böyle aşırı derecede geliyor, rahatsız ediyor. Bunun öyle bir hissiyatı yok. Yok, çok tatlı, böyle ninni gibi geliyor arka planda. Bu uçuşlar 11.8 metre olarak üretiliyor ama tabii ki ihraç olduğu için yurt dışında opsiyonel olarak da 12.5 metrelik versiyonlar gönderilebiliyor. Bizim içinde bulunduğumuz araç 11.8 metrelik, 46 kişilik araçlar. Tabii ki bu 52 kişiliğe kadar çıkabiliyor 12.5 metrede. Hatta şöyle, Fransa'ya ihraç için özel olarak 53 kişilik ve tuvaletli araçlar üretiliyor. Onların koltukları tabii ki de koltuk araları müthiş derece dardır otomatik olarak. Çünkü 1 metre bile fark yok ama araya kaç tane koltuk giriyor. Bir de ihraç arabalarda şöyle bir özellik var. Yatağı daha da küçük hale getirip 350'lerde bagajlardan biraz daha yer açabiliyorlar. Bizde tabii ki yatak biraz daha ön planda olduğu için böyle bir şey söz konusu olamıyor bizdeki 403'lerde vesaire. Yani şu ihraç fazlası arabalar olmasa şu güzelliği biz göremeyeceğiz. Bu araç bundan sonra İstanbul'da keyfi hizmete mahsus olacak. Hatta ben böyle katalog fotoğraflarını da ekrana koyarım. Oradan da görebilirsiniz. Bizzat katalogdan aldığım bilgiler bunlar. Bunları söylerken uydurmuyor ne bir yerden. Bunlar direkt katalogdan bahsettiğim bilgiler. Bu arada buradan da ben Seçkin abime selam göndermek istiyorum. Onun sayesinde biz bu aracı çekiyoruz. İşte Seçkin abimiz yok bugün. Onun yerine kendi abimi getirdim. Seçkin abinin yerini tutmayız ama vekaleten bugün biz buradayız. Seçkin abi selam olsun sana da buradan. İnşallah bir gün seninle bu aracı sürme fırsatımız olur. Seçkin abinin de sayfasını takip edebilirsiniz. Hatta grubunu diyeyim daha doğrusu. Yıldız'a Sevdalı Otobüsler Mekanı. Instagram'ı da var aynı şekilde. Oralardan Seçkin abiyi takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi bu araçta da bahsedeceğim bir iki özellik daha var önemli olarak. Şimdi ihraçların falan bunda uzun vites var ama ihraçlarda opsiyon olarak yarı otomatik sunulabiliyor. Onu da söyleyeyim. Bir de 2000 üstü modellerde, daha doğrusu şöyle triptoniklerde kısa vites geliyor. Otomatik, yarı otomatik çünkü. Bir de 2000 üstü modellerde, 2000 ön işte, 2000 üstü modellerde Recaro koltuk geliyor otomatik olarak. Recaro koltuk geliyor, varsayılan olarak geliyor. Şu anda üzerinde Recaro koltuk var. Bir de şu an üstündeki Travego koltuğu ama, şey Travego direksiyonu ama orijinal tabii ki kendi direksiyonu vardı. Sonradan değiştirilmiş haliyle kullanıldıkça. Bir de kokpiti, bunda kahverengi kokpit ama 2000 üstünde siyah kokpit geliyor. Bu önemli bilgileri de size vermek istedim. Aracın gidişatı falan gayet hoş. Zaten yeri alçak bir araba. Gayet güzel gidiyor. Yokuşta falan kullanıyoruz. Nasıl çekişi falan? Boşama araba. Klima çalışıyor şu an fullde. Çekişi falan nasıl sence? Hiç böyle güç kaybı yok arabada. Güzel gayet, koşuyor ama. Gayet koşuyor yani. Evet. Arabamız gayet güzel. Yeri alçak olduğu için de güzel, keyifli bir şekilde. Hani genelde gıcık oluyorlar ama ben bu işin acemisi olduğum halde direksiyona geçiyorum. Bu aracımız Edition 11. seriden. Şimdi Edition biliyorsunuz mesela şu an güncel olarak Turismo Edition 1 var ya, özel seri, hani Mercedes'in belli bir serisi vardır. İşte Limited Edition, işte ondan sonra Edition 1 örnek veriyorum. Bu da Edition 11. seriden, yani hatta 10.000. küsür üretiminde, tam rakamını hatırlamıyorum ama hani 10.000. Küsuratlarda bir üretim sayısı var. Edition 10.000. seriden bu araç. Onun da dediğim gibi kataloglarını ben ekran görüntüsü olarak eklerim. Kataloğunda oradan görebilirsiniz. Edition 1'di. Peki bunun o zamanki fiyatları neydi? Bu alçak olan arabanın 425.000 marktı bu aracın fiyatı. O yıllarda 2000 yılından bahsediyorum. Yüksek kasası da 495.000 mark. Yani arasında epey bir fark var arkadaşlar. Bu araçların fiyatları da öyleydi. Artık o zamanki mark TL fiyatını karşılaştırıp bu aracın ne kadar olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz. Arkadaşlar peki sizce 350 mi 400 mü daha şekil? Onu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de 403 veya 350'ye yakıştırdığınız en çok renk ve kuşağı ben merak ediyorum. Bana soracak olursanız sarı rengi ben çok yakıştırıyorum. Kuşak olarak da böyle bir dağ şeklinde bir kuşak var ya, ben onu çok yakıştırıyorum 403'e. Böyle sarı renkli olacak, o kuşaktan olacak üstüne. Bir de böyle jant kapakları beyaz renkli. Ben çok çok yakıştırıyorum. Sizler de en beğendiğiniz kuşağı, rengi, firmayı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.